Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, videomuza başlamadan önce Ebu Hanzala ile Ömer Faruk Hoca'nın münazarası üzerine bir iki kelam edelim. Bu münazara hakkında konuşmayan adam da kalmamış. Yani Cem Meriç miydi, Cemil Meriç miydi? Oradan girin, herkes bu münazara hakkında fikirlerini beyan etmişler. Nacizane ben de bir seyredeyim dedim. Tabi komplisini seyretmeye vaktim yok. Benim hayatım onların o bıdı bıdılarını dinleyecek kadar boş değil. Neden bıdı bıdı diyorum? Çünkü hiç kimse hiçbir şey anlamayacak. Adamların hepsi medrese kökenli olduğu için fiili muzariden girmişler. İşte efendim şöyle şurada dil kuralı var. Böyle burada dil kuralı var diye bir de video yapmışlar. Ya 85 milyonun kaç tanesi sizin konuştuğunuzu anlıyor? Neden sadeleştirmiyorsunuz? Neden Türkçe konuşmuyorsunuz? Diyeceksiniz ki anlayan dinlesin. O zaman gidin kapatın videoyu. Kendi aranızda cepten, WhatsApp'tan paylaşın. Adamlar topluma video yapıyorlar. Toplumun anladığı dilde konuşmuyorlar. Ben seyrettiğim özetten anladığımı söyleyeyim arkadaşlar. Bir atasözü vardır. Deli deliyi görünce değneğini saklarmış. Aynen öyle bir münazara. Çok komik. Hakikaten. Şimdi Hanzala Cübbeli Ahmet'in videolarına atıf yaparak diyor ki sizin diyor meşhur bir hocanız diyor. Perdeyi açınca diyor Allah'ı içeride görür, Allah Muhammed Resul. İşte ete kemiğe büründü, Mahmut oldu, göründü söylüyor. Tabi haliyle selefi olduğu için en net hurafe o. Karşısındaki sarıklı da o da yarı sarıklı. Neden? Şimdi iki selefi, iki danışman. Selefilerde sarık yok. Nakşibendiler ya da tarikatçılarda birinde sarık var, birinde sarık yok. Şimdi ete kemiğe büründü, Mahmut oldu, göründü. Ne düşünüyorsunuz diyor bu konuda? Ya da işte perdeyi kaldırıyor, arkasında Muhammed Resulü görüyor, Allah'ı görüyor. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir, savunur hale gelmiş. Yani bunu anlatmaya çalışıyor. Karşıdaki Nakşibend ya da tarikatçı ne diyor biliyor musun? Öyle bir şey yok diyor. Bizim hocamız diyor. Onun diyor videosunu yaptı, televizyon programında söyledi. O görüşünden döndü diyor. Sonra Nakşibendi Selefi'nin mışının mışı hocasının eserinden bir örnek veriyor. Hanzala da diyor ki o eser diyor geçersiz diyor, yenisini yazdı diyor. O diyor eskiden de diyor, artık öyle düşünmüyor diyor. O eseri biz kabul etmiyoruz diyor. Babacım o zaman niye bir araya geldiniz ya? Sen işte tuvalet taşıyla Allah'ın konuşmasını saklıyorsun, inkar ediyorsun. Ete kemiğe büründü, Mahmut oldu, göründüğü. Ya kabul etmiyorsun. Perdeyi açınca arkada Allah'ı kabul etmiyorsun. Diyorsun ki video yaptı, vazgeçti. Selefi de diyor ki o şeyhin diyor yazdığı, işte o hocanın, o alimin yazdığı eser diyor doğru değil diyor. Biz aynı fikirde değiliz diyor. Kalkın gidin o zaman. Daha ne konuşacaksınız ki? Arkalarından birbirine zındık diyenler yan yana geldiler. Yani bir orta şekerli kahve eksik. Hiçbir sıkıntı yok. Elhamdülillah. Birbirlerinin iddialarını reddettiler, kabul etmediler, yalanladılar falan filan. Tatlılıkla sohbet bitti. Ne güzel. Şimdi onların ana temel konusu neydi biliyor musunuz dostlar? Allah'a mekan isnat edilir mi? Böyle yaparsan Allah yukarıda mı? Gözüne yukarı bakarsan Allah yukarıda mı? Bunun işte Hanzala'nın çok hoş bir tespiti var. Diyor ki, kardeşim diyor, insan için olan bir şey diyor, Allah'a isnat etmeyeceksin diyor. Orada diyor susacaksın diyor. Konuşmayacaksın diyor. Bu konuda konuşmayacaksın diyor. Orada susacaksın diyor. Öteki de tabii kendi argümanlarını veriyor. Müthiş bir trajedi. Üzücü, hakikaten çok üzücü. Şimdi Allah'a mekan tayin etmek konusunda tartışan bu insanlar, ikisi de Miraç hadisine tapan, iman eden adamlar. Miraç hadisi. Sizin Miraç hadisiniz gökdelen.
Birinci katta Adem Aleyhisselam, böyle kat kat üst taraflarda. Bir de nasıl bir mekansa kanatlı at ile gidiliyor, Burak'la gidiliyor. Ondan sonra Allah'ın mekanı var mı diye tartışıyorlar. Ya Miraç hadisiniz kapı gibi ortada duruyor kardeşim. Hepinizin toplu olarak iman ettiği Miraç hadisi Allah'a mekan veriyor. Yer veriyor. Ondan sonra Allah mekandan münezzehtir biri diyor. Öteki de diyor ki öyle bir ayet yok diyor. Allah mekandan münezzehtir diye bir ayet yok. Bir de işte Allah oradadır, Allah buradadır demek o manaya gelmez diyor. Hakikaten dostlar, dinlediğim zaman anladım ki elhamdülillah Kur'an yeter demek ne kadar güzel bir şey. O kadar güzel bir nimet ki. Elhamdülillah Kur'an yeter. Adamlar kendi alimlerinin kitaplarını savundular. Kendi alimlerinin videolarını savundular. Ya da birbirlerinin alimlerinin kitaplarını eleştirdiler. Birbirlerinin alimlerinin videolarını eleştirdiler. Münazaranın konusu buydu biliyor musunuz? Müthiş bir şey. Elhamdülillah. Ve samimi bir şekilde İslam nedir, din nedir diye adamların karşısına çıkın. Bu 2-3 saatlik adamların münazarasını seyredin. Sonra da lütfen şunu düşünün. Münazara bitti. Çıktık. Yola hayatımızı yaşayacağız. Bir Müslüman olarak. Tamam. Bu bana ne verdi? Bu tartışma bana nasıl bir fayda sağladı? Nasıl bir fayda sağladı? Bunların tartışması dostlar, iki tane futbol takımının bir maç yorumundan fazla bir farkı yok. Hakem hataları, bizim hakkımız yendi, bizim golümüz yendi. Aynı bu. Başka hiçbir şey yok. Ve münazara bittikten sonra herkes kendisini galip ilan etti. Herkes kendisini haklı gördü. Ve ortalığa neticede bir münazara yaptık diye çıktılar. Birisi ötekine sen benimle aynı dinden değilsin diyemedi. Ama arkalarından söylüyorlar. Kardeşim aynı dinden misiniz? Dininiz aynı mı? Dininiz aynıysa akideniz neden aynı değil? Allah'ın sıfatları konusunda bile tek fikir değilsiniz. Nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz, aynı fikirde değilsiniz. Yazık ya. Hakikaten yazık. Maturidi böyle dedi, Mevdudi şöyle dedi. Allah nasıl dedi? Adamların ilgi alakası bile yok. Adamlar konuyla ilgilenmiyorlar. Allah'a mekan isnat edilir mi, edilmez mi? Adamların münazara konusu bu. Yani birisi özetlerden gördüğüm kadarıyla cumhuriyete, demokrasiye hiçbir şey söylemiyor. Ya bulmuşsun orada adamı. Allah'ın mekanını tartışacağını, polis kafir mi, öğretmen kafir mi? Onu anlatsana adamlara. Ya da ötekilerine söylesene. İşte size göre cumhuriyet nedir, demokrasi nedir? Ya da size göre kadınların durumu nedir? Kadınlar çıkar mı, gezer mi, dolaşır mı? Kadın araba kullanır mı? Hayatın içinden bir konunuz yok muydu? Yarın çarşıya pazara çıktığımız zaman ne yapacağız? Nasıl yaşayacağız? Mesela işte biz selefiler olarak 10 yıldır, 20 yıldır şu kadar evsizi evsiz olmaktan kurtardık. 50 kişi memleketine otobüs bileti aldık, yolladık. 20 kişinin banka borcunu ödedik. Buna benzer. Atıyorum yani. Siz ne yaptınız diye sordunuz mu? Mesela bu sorulur mu? Karşı tarafa bir şeyler anlatılır mı? Yok. Hayatın kendisiyle ilgili adamların bir derdi yok ya. Adamların hayatın içinden bir dertleri yok. O videolarda söylediklerinizi orada niye söylemiyorsunuz? Mesela Allah Resulüne 41 tane salavat getir. Fakirlikten kurtul. Öteki böyle şey olur mu diye neden sormuyor? Birisi hurafelerden bahsediyor, hurilerden bahsediyor, anlatıyor saraylar, köşkler. Selefi buna itiraz eden adam. Niye söylemiyorsun orada? Desene kardeşim,
Siz bu kadar kılı nereden buldunuz? Şu anda sakallı şerif, 100 tane sakallı şerif var. Her tarikatta sakallı şerif var. Şu anda Almanya'da sakallı şerif cami cami geziyor. Nereden buldunuz bu kadar kılları? O kıla böyle bakınca, böyle gidip alıp kıla böyle bakıyor. Böyle kıla bakıyor. Tamam, baktın. Ne oldu? Kılı gördün mü? Ne oldu? Ne hissettin? Nasıl bir duygu? Bunları konuşsana. Neden konuşmuyorsun? Adamlardaki eleştirdiğin en büyük konu tarikat ve cemaatlerin hurafeleri değil mi? Neden hurafeler üzerinden gitmiyorsun? Allah'ın mekanı var mı? Allah'ın mekanı yok mu? Gerçi kendi söylediğinden de caymışlar. Ebu Hanzala'nın eski fikirleri maalesef yok. Yani normalde Ebu Hanzala işte Allah'a mekan isnat edilir mi eleştiren bir adamdı. Şimdi çıkmış videoda Allah'ın işte her yerde, her bölgede, yukarıda aşağıda olabileceğini söylüyor. Değişik bir dil ile söylüyor. Söylediğinden döndüğünü de söylemiyor. Eski inancında olduğunu söylemiyor. Çaktırmadan Allah'a mekan isnat edilemezi söylerken Allah'a mekan isnat ediyor. Seyredebilirsiniz. Yani böyle yapmak normalmiş. İşte şöyle yapmak normalmiş. İlginç insanlar hakikaten. Neyse dostlar, onlar körler sağırlar, birbirini ağırlar modunda gitmişler. Ama bu neticede güzel bir şey. Hakikaten güzel bir şey. Daha önce birbirlerini görmemezlikten geliyorlardı. Devamını bekliyoruz. İnşallah devamını yaparlar. Şimdi gelelim. O tartışanlardan sarıklı olan tayfanın gerçek yüzünü gösterme. İşte dostlar, onların gerçek yüzü nedir? Çok basit bir hurafe göstereceğim. Ama çok komik bir hurafe. Benim çok hoşuma gitti. Şuradan açıyorum. Durdurduk. Evet. Kim bir zalimin şerrinden korkarsa. Şimdi bir zalimin şerrinden korkarsa, yani tırsarsan diyor, maça kupa sinek yemezse diyor, ne yapman gerekiyor? Zalimin biri sana şerde bulunacak. Peki formül nedir? Hazır mısınız dostlar? Hakikaten çok ilginç. Yani bilmiyorum, korkuyu terbiye etmek diye bir şey vardır. Her insan korkar. Korkmak insani bir duygudur. Fıtrattandır. Normaldir. Yani yılana bak ne şeker şey diye sevmeye kalkarsan ölürsün. Tabii ki korkacaksın. Önemli olan korkuyu terbiye etmek. Korkunun üstüne gitmek. Kaçmak değil. Elhamdülillah biz korkuyu terbiye edenlerdeniz. En azından kendi çapıma göre kendim için söylüyorum. Yani deneyenler de oldu. Ben de Rabbime güveniyorum. Aldığım eğitime güveniyorum diyorum. Ben bu gördüğünüz şahıslar gibi bir zalimin şerrinden kurtulmak için alfabeyi saymıyorum. Şimdi zalimi görüyorsunuz ve alfabeyi sayıyorsunuz. A, B, C, D, E diye alfabeyi sayıyorsunuz. Zalim gidiyor, tırsıyor. Ne kadar hoş ya. Buyurun kendiniz dinleyin dostlar. Yani hakikaten ben gülerek seyrettim. Sizinle paylaşmak istedim. Bir zalimden korkarsa, onun şerrinden, onun yanına girdiğinde şöyle yapsın. Kef, he, ye, ayn, sad, ha, mim, ayn, sin, kaf. 10 harf. 10 tane harfi okuduğunuz zaman ne oluyor? Adam tırsıyor. Ulan diyor, adam diyor Arapça konuşuyor, mutlaka bana bir şey yapacak. Şimdi adam 10 tane harf sayınca karşıdaki zalim tabii ne dediğini bilmediği için Allahu Alem büyük bir dua ettiğini zannediyor. Dostlar Arap olduğunuzu düşünün. Ne diyor bu adam şimdi? A, B, C, D, E, F, G, H, I, I, J diyor. 10 tane harfi sayıyor.
Artık hangi onu siz sayarsanız öyle sayın. Sonra ne oluyor? Ulan hazır yumruğu yapmıştın, koysana işte. Bak, hazır. Yani şeyhin sana yumruk yapmayı öğretmiş, haberin yok. Şimdi adam açıyor böyle. Elif, lam, mim, ha, hı, dal. Bak adam yumruk yaptı ya. Farkında değil. Şeyhi adamı çaktırmadan iki yumruk yaptırıyor. Harf saydırarak. Adamın farkında değil. Bak yumruklar hazır. Tamam mı? Evet. Hazırsın. Ama jeton düşmüyor tabii. Yumruklarını yaptığı halde garibin farkında değil. Sonra o zalimin yanına girdi değil mi? Elem tereyi okusun. Elem tere keyfe faale rabbuke bi ashabil fil. Elem yecaal keydehum fi tadlil. Versele aleyhim tayran ebabil. Termihim, 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 termihim bi icaretin min siccil. Bakın, şimdi içeri girdiniz. Başlıyorsunuz terlemeye. Terliyorum, 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 terliyorum diyorsunuz. Eller böyle açılıyor, rahatlıyorsunuz. Adam da diyor ki tamam, bu adam bokstan vazgeçti. Şimdi bana elense atıp güreş yapacak zannediyor. Ama güreş de olmuyor. Ne oluyor? Fecaalehum ka'asim mekül. Hayatul hayvanda geçiyor. Bu hayatul hayvan efendi babamızın el kitaplarından. Daha bu diyor çok acayip latif bir mücerrebattandır diyor. O adam ona bir şey yapamaz diyor. Gördünüz mü? Şimdi efendi babasının kitabında yazıyormuş. Cep kitabıymış. Şimdi rahmetli cebinde bu kitapla geziyor. Zalimin şerrinden korunmak için bunu kitabına yazmış. Zaten yazan kendisi. Şimdi eğer yazdıysa zaten ezbere biliyordur. Cebine niye kitap yapıp koymuş? Eğer yazıp cep kitabı yapıp cebine koymadıysa, başka bir yerden aldıysa, o zaman başkasının duasıdır. Ama zaten kendisi yazdıysa, o zaman cep kitabı yapıp cebine koymasına ne gerek var? Nüfus kağıdı gibi düşünün yani. Bakalım bitti mi? Kim? Bir zalimden... Evet, bitmiş dostlar. Bir de baştan sonra tekrar dinleyin. Ondan sonra kapatalım. Korkarsa onun şerrinden, onun yanına girdiğinde şöyle yapsın. Kef, he, ye, ayn, sad, ha, mim, ayn, sin, kaf. 10 harf. Sonra o zalimin yanına girdi değil mi? Elem tereyi okusun. Elem tere keyfe faale rabbuke bi ashabil fil. Elem yecaal keydehum fi tadlil. Versele aleyhim tayran ebabil. Termihim, 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 termihim bi icaretin min siccil. Fecaalehum ka'asim mekkül. Bakayım neredeymiş? Hayatul Hayvan'da geçiyor. Bu Hayatul Hayvan efendi babamızın el kitaplarından. Daha bu diyor çok acayip latif bir mücerrebattandır diyor. O adam ona bir şey yapamaz diyor. Evet dostlar, gördünüz mü? Gerçi termihim kısmı şey de olabilir. Kekemeye takılmış olabilir. Şimdi tam okuyor işte Fil suresini. Oradan ebabil kuşlarını falan okurken bir geliyor kekeme. Kekemelik geliyor. Termihim, termihim, termihim devamı çıkmıyor. Termihim devamı çıkmıyor. Ya da belki reçete böyledir. Orayı üst üste söylerse karşı taraf hakikaten tırsabilir. Termihim dedikçe tırstı. Termihim dedikçe tırstı. Benim tersim kötü olur falan anladı. Ve adam dedi ki ya bu adama tebelleş olmaya, bu adama bulaşmaya gerek yok. Zaten bu adam bulacağını bulmuş. Adam hakikaten bulaşmaz. Yani bir adam ne kadar şer olursa olsun, karşısında geceleyin ya da gündüzleyin tenha bir yerde, hakikaten samimiyetle söylüyorum, benim karşıma böyle bir adam çıksa ve benim karşımda bunları yapsa, benim ona bir zararım dokunmaz. Hiçbir şerrim dokunmaz. Yazık. Bırakın, dokunmayın. Size de tavsiye ederim dostlar. Birisi karşınıza çıkıp da böyle termihim, 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 elif, lam, mim, sad, dad, ayın, gayın derse şöyle kenara çekilin. Zaten o yeteri kadar kopmuş. Daha fazla üzerine gitmeyin. Yazıktır. Bunlar Allah'ın kullanmak için yolladığı reçeteyi suya üfleyen,
işte belanın üzerine okuyan tipler. Yazık. Ayetin niye indiğini anlayamamış, ne anlatmak istediğini anlayamamış. Hiçbir şeyden haberleri yok. Sure yerine sadece harfleri okuyacak kadar da kolaya indirmişler. Siz de biraz böyle ara sıra bu tür şeylere bakın. Çevrenizdeki insanlara bunları sorun. Şimdi şu videoyu yapan adamın hocası gitmiş Hanzala'yla Allah nerede diye tartışıyor. Allah'ın mekanı var mı diye tartışıyor. Ya siz busunuz, busunuz. Siz busunuz. Sizin gerçek yüzünüz bu. Anlattığınız bu. Birbirinizin karşısına geçtiğiniz zaman da fiili muzariden bahsediyorsunuz. Yani Allah da size ne yapsın ki? Evet, düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.